Darbe girişimi sonrası başlatılan Fethullahçı terör örgütü soruşturmasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda açığa alınan personel sayısı 43 bini aştı. Kapsamlı değerlendirmeler sonunda açığa alınanlardan 15 bininin göreve dönebileceği belirtiliyor. 28 bin öğretmenin ise meslekten ihraç edilmesi bekleniyor. Onların yerlerine sözleşmeli öğretmenler istihdam edilecek. 15 Temmuz sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nda Fethullahçı terör örgütü temizliği sürüyor. Çalışmada sona gelindi. FETÖ soruşturması kapsamında kamuda açığa alınan memur sayısı 80 bini aştı. Bu memurlardan 43 bini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Neden göz atlasın, bir şey söyleyeyim mi? Hizmetliler, öğretmenler, okul müdürleri, il ilçe yöneticileri mercek altında. İki ayaklı soruşturma yürütülüyor. Hakkında şüphe bulunanlar açığa alınıyor. Kesin delil bulunursa meslekten ihraç ediliyor. Açığa almada 3 kritere bakılıyor. 1. Aktif eğitim sen üyesi olup olmadığı. 2. Bankasya'da hesabının bulunup bulunmadığı. 3. Haberleşme için Baylok uygulaması kullanıp kullanmadığı. Eğer bu 3 sorunun yanıtı evetse personel açığa alınıyor. Açığa alınanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illerde oluşturulan komisyonlar aracılığıyla detaylı şekilde araştırılıyor. Meslekten ihraç için 3 kritere kesin delillerin eklenmesi de gerekiyor. Kesin delil varsa ihraç gerçekleşiyor. Çalışmaların ardından ihraç edilecek öğretmen sayısı da netleşmiş durumda. FETÖ ile ilişkisi şüphe götürmeyen 28 bin öğretmen ilk etapta ihraç edilecek. İhraç edilecekler, kanun hükmünde kararname ile duyurulacaklar ve bundan sonra bir daha kamu kurumlarında çalışmaları mümkün olmayacak. Açığa alınan yaklaşık 43 bin personelden 15 bini ise görevine geri dönecek. Göreve dönenlerin soruşturmasını Yüksek Disiplin Kurulu yürütecek. Disiplin Kurulu suç tespiti yaparsa meslekten ihraç gündeme gelebilecek. FETÖ ile geçmişte bağlantısı bulunan ancak 17-25 Aralık'tan sonra ilişkisini sonlandırdığı tespit edilen personele maaş kesme ve kademe ilerleme cezası verilecek. Bu kişilerin müdür ya da il ve ilçelerde yönetici olmasına ise geçit yok. El konulan FETÖ okullarında görev yapan ve çalışma izinleri iptal edilen 28 bine yakın öğretmenin akıbeti de netleşti. FETÖ ile bağlantısı olmayan bu okullarda sadece atanamadığı için çalışan öğretmenlerin çalışma izni tekrar verilecek. Meslekten ihraç edilen öğretmenlerin yerinin nasıl doldurulacağı sorusu da yanıt buldu. Atılan öğretmenlerin yerine sözleşmeli öğretmen istihdam edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ilk etapta 15 bin sözleşmeli öğretmen almayı planlıyor. Daha sonra sayının 50 bini bulması bekleniyor.